Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videomda sizlere daha önce kendim bizzat kullandığım, çok beğendiğim ve sizlere kullanmanızı şiddetle önerebileceğim 8 Microsoft Store uygulamasından söz edeceğim. Bu uygulamaların hepsini Microsoft Store'dan ücretsiz olarak Windows 10 bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Listemize geçmeden önce ufak bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi hep birlikte ilk uygulamamıza bakalım. Daha önce mutlaka bilgisayarınızı temizlemek ve hızlandırmak için CCleaner türünden bir yazılım kullanmışsınızdır. Şimdi sizlere önereceğim uygulama Total PC Cleaner adında bir uygulama. Tıpkı CCleaner gibi bilgisayarınızı kullandıkça oluşan ve zamanla bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olan çöp dosyaları silmek için kullanabileceğiniz bir Microsoft Store aplikasyonudur. Uygulamayı indirmek için öncelikle Microsoft Store'u açıp arama çubuğuna Total PC yazmanız yeterlidir. Çıkan uygulamayı hızlıca bilgisayarımıza indiriyoruz. Sonrasında inen uygulamayı çalıştırıyoruz. Son derece basit bir arayüzü olan uygulamayı kullanmak için Start Scan'a basıyoruz. Ve uygulama bilgisayarımızda ne kadar sistem, uygulama, mail, ofis, web tarayıcı ve indirilenlere dair işimize yaramayan ancak bilgisayarımızı yavaşlatan çöp klasörleri tespit ediyor. Sonrasında ise Clean yani temizleye basarak bu çöp dosyaları hızlıca bilgisayarımızdan siliyoruz. Eğer CCleaner gibi boyut yüksek ve pro sürümü olan bir disk temizleyici kullanmak istemiyorsanız Total PC Cleaner'ı denemenizi kesinlikle öneririm. Diğer uygulamamız bir duvar kağıdı uygulaması olan Splash Unsplash Wallpaper adlı uygulama. Microsoft Store Splash yazdığımızda çıkan uygulamanın wallpaper uygulamalarından farkını uygulamayı indirip çalıştırdıktan sonra zaten hemen anlayacaksınız. Uygulama açıkken gelen duvar kağıdına iki kez tıkladığımızda duvar kağıdı anında bilgisayarımızın masaüstüne varsayılan duvar kağıdı olarak atanıyor. Uygulamanın bir başka güzel tarafı ise Unsplash'in yüz binlerce ücretsiz yüksek kaliteli görsel kütüphanesinden yararlanmasıdır. Eğer sık sık duvar kağıdınızı değiştirmeyi seviyorsanız bu uygulama tam size göre. Sıradaki Microsoft Store uygulamamız Zodo PDF Reader and Editor. Uygulamanın linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Zodo PDF'in diğer PDF Reader'lardan farkı Zodo'nun hem bir PDF okuyucu hem de bir PDF editörü olmasıdır. Yani Zodo PDF'i kullanarak herhangi bir PDF uzantılı dosya üzerinde yeniden düzenleme, not ekleme, işaretleme, farklı renklerle PDF üzerinde not alma gibi işlemler yapılabileceği gibi bunun dışında sıfırdan yani boş bir dosyadan da bir PDF dokümanı oluşturabilmek mümkün. Hem PDF Reader hem de bir PDF editör özelliklerini veren çok fazla yazılım olmadığı düşünüldüğünde Zodo PDF gerçekten de özellikle sürekli PDF belgesi kullanan ve PDF üzerinde değişikliği en hızlı şekilde yapmak isteyenler için tam olarak biçilmiş kafta. Bir diğer uygulama ise özellikle evden ve bilgisayar başından çalışanların verimliliğini artırabilecek bir uygulama olan Opus. Ancak şimdiden söyleyeyim, bu uygulama biraz daha whiteboard mantığıyla çalışan ve maalesef klavye tuşlarını kullanarak yazı yazmaya izin vermeyen bir not uygulaması. Uygulama özellikle çizim veya canlı ders anlatımı gibi işlere uğraşanlar için daha fazla ideal diyebiliriz. Özellikle içerisinde bulunan PDF, JPEG ve PNG gibi formatların da dışarı aktarmaya izin vermesi ve takvim ile görev bölümlerinin olması da ayrı bir güzellik. İlgilenenler ya da farklı bir not uygulaması denemek isteyenler kesinlikle göz atmasını tavsiye ederim. Bir sonraki Microsoft aplikasyonumuz ise Ear Trumpet. Linkini açıklamalarda bulabileceğiniz bu uygulama adından anlaşıldığı gibi bir ses yönetimi uygulamasıdır. Uygulama aktif edildikten sonra Windows 10 görev çubuğumuza ekstradan gelen bir ses simgesi o sırada açık olan tüm ses içeren yazılım ve donanımların yönetimini bir tek panel üzerinden kolaylıkla kısabilme ve yükseltebilme imkanı tanımaktadır. Oldukça bilindik bir Microsoft Store uygulaması olan Ear Trumpet'i
ben de sizlere şiddetle öneriyorum. Sıradaki uygulamamız internet ağımızı yani Wi-Fi'mizin durumunu kontrol edebileceğimiz bir uygulama olan Wi-Fi Analyzer. Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirilebilen uygulama özellikle internet hızı düşük olanlar ve aynı evde birden fazla bilgisayarı, tableti ve telefonu olanlar için oldukça önemli. Çünkü band genişliklerini bize görsel olarak sunan uygulamanın önerisi sayesinde frekansımızı daha iyi ve stabil olan bir Wi-Fi kanalından hangisi olduğunu öğrenebilir ve Wi-Fi arayüzünden kanalımızı değiştirerek internetimizi hızlandırabiliriz. 7. uygulamamız aslında oldukça meşhur ve sevilen bir fotoğraf editörü olan Photoscape'in yeni versiyonu Photoscape X. Neredeyse kıyısından köşesinden Photoshop diyebileceğimiz bir uygulama olan Photoscape X, inanılmaz derecede hafif, seri ve onlarca farklı özellik barındıran ve birçok kişinin format sonrasında bilgisayarına ilk yükleyeceği uygulamadır diyebilirim. Bu kadar iddialı konuşmam sizi abarttığımı düşündürmesin. Çünkü Photoscape'i kullandığınızda ve neler yapabileceğini gördüğünüzde siz de benim gibi düşüneceksiniz. Eğer Photoscape'i daha önce kullanmadıysanız kesinlikle bilgisayarınıza indirip bir kez denemenizi tavsiye ederim. Sonuncu önereceğim uygulama Ditto Clipboard. Tamamen ücretsiz ve küçük boyutlu bir uygulama olan Ditto Clipboard, adından da anlaşılacağı gibi bir kopyalama tahtası. Özellikle yazım ve editöryel işlerle uğraşanların çok işine yarayabilecek bir aplikasyon olan bu uygulama, aynı anda birden fazla hatta onlarca kez kopyalanan içeriği hafızasında tutabiliyor. Buna ek olarak uygulama, en son kopyalanan metni de hafızasında en üst sıralamada yani en üst sırada tutarak bize yardımcı olmaya devam ediyor. Bu uygulamayı da daha önce kullanmadıysanız kesinlikle bir bakmanızı öneririm. Böylece bir liste videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoda önerdiğim uygulamalar hepinizin işine yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.